Onun benim, onun benim. Dur bak. Dur bakalım bu. Can. Murat. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, sen? İyiyim ben de. Ben hemen mamayı hazırlayayım. Tamam. Ayşegül bak, kahvaltılık bir şeyler de aldım bebekten dolayı fırsat bulamamışsındır diye. Ya Murat, çok teşekkür ederim. Çok düşüncelisin. Ayşegül. Hı? Ben biraz önce vallahi bir şey görmedim. Ayşegül. Hı? İso da bir şey görmedi. Of Can, tamam. Kapat şu konuyu. Daha fazla üstüne bir şey söyleme. Tamam. Ayşegül. Ayşegül. Ne? Tamam. Bir şey görmedim, bir daha söyleme. Efendim? Bir şey mi söyledin bana? Neler yapıyorsun? İyi vallahi, bildiğin gibi. Ya Ayşegül, o gün seni öyle perişan görünce... Ece'nin de akrabalarını arıyoruz deyince sen, ben de kendimce bir araştırma yaptım. Ve Ece'nin halasını buldum. Hmm. Boşa zahmet etmişsin Murat, çünkü o bizi çoktan buldu. Ya gece geldi de İso'yu görmek için. Nasıl yani? Buraya mı geldi kadın? Aa! Hayret! Her şeyi bilen adam bunu atlamış ya. Tüh! Can! Hmm? Ayşegül, sen yine de istersen şu dosyayı bir incele. Bizim şirketin insan kaynaklarını araştırdım. Bu kadınla ilgili her bilgi var o dosyada. Vallahi billahi dedektif gibisin Murat. Tebrik ederim yani. Bravo. Ayşegül, kadın kariyerli bir bankacı. Üniversite okumuş. Hiç evlenmemiş. Maddi durumda gayet iyi. Ayşegül nerede? Bilmem. Kaçmıştır belki evden. Tövbe yarabbi ya. Allah Allah. Hoş geldin. Çok güzel olmuşsun. Aman işte öyle bir giyindim moral olsun diye. Murat, çok teşekkür ederim. Siz çıkmıyor muydunuz artık? Aslında daha erken ya. Bir kahve içebiliriz. Tabii olur. Ayşegül, bana da bir tane kahve... Pardon? Ne diyorum lan ben? Ne içersin? Latte? Şaka şaka. Filtre kahve ve Türk kahvesi. Filtre kahve. Nasıl geçti? Vallahi bilmedim, çok hızlıydı. Alo Can. Efendim Elif. Çok kötü, karnıma sancı girdi Can. Hemen buraya gelmen lazım. Elif dur dur, neyin var, iyi misin? Dur, ne? Ay, çabuk ol, çok kötüyüm diyorum. Tamam tamam, geliyorum, meraklanma sen. Can ne oldu? Elif'in sancısı tutmuş. Ben gidiyorum. Tamam tabii tabii. Çok güzel kokular geliyor Ayşegül Hanım. Vallahi nefis oldu, nefis. Olmak üzere, geliyorum. Ay, teşekkür ederim. Vallahi neye niyet, neye kısmet.
Ne olur kusura bakma Murat dostum. Saçmalama Ayşegül, ben halimden memnunum. Vallahi ben de. Zaten İsa'dan ayrılacağım diye içime bir kurt düşmüştü. İyiyim şimdi. Ama boş boşuna giyindim. Boşuna olur mu Ayşegül? Yani yemeğe gidemediysek de birlikte yemek yedik. Zaten benim için önemli olan baş başa kalabilmek. Ayrıca tost da gerçekten çok güzel olmuş. Eline sağlık. Aman Murat, tost alt tarafı. Zaten ben senin elinden zehir olsa yerim. Afiyet olsun. Benim için çok güzel bir geceydi. Her şey için çok teşekkür ederim. Benim için de. İsa uyandı ama sana bir şey söyleyeyim mi? Rekor kırdı bu akşam. O da yalnız kalalım istedi herhalde. Neyse ben yukarı çıkayım şimdi, çok ağlamasın ya, kıyamam. Hadi hoşça kal, görüşürüz. Başını derde sokamam. Neyse ben toparlanıyorum. Hemen geliyorum. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Mine. Buyurun oturalım. Hadi be Ayşegül ya, hadi be Ayşegül, aç şu telefonu. Gazı olunca ağlatıyor. Hem kendini hem beni. Normal tabii, bebek. Unutmadan yedek biberonunu da vereyim. Efendim? Ayşegül, bebeği vermediniz değil mi kadına? Vermediniz değil mi? Hayır. Oh, çok şükür. Bana bak şimdi, iyi dinle beni. İso'yu kucağına alıyorsun ve kadına sakın tutması için bile vermiyorsun, tamam mı? Sakın. Neredesiniz siz, evde misiniz? Hayır. Tamam bak, neredeysen bana konum at, hemen geliyorum ben. Kadına da sakın bir şey çaktırma Ayşegül, tamam mı? Sakın kadına bir şey çaktırma. Can, ne oluyor? Ayşegül, haklıydın sen. Mine sandığımız gibi bir kadın değil. Tamam tamam, kapat. Hadi hoşça kal. Tamam İso, tamam. Bakın, benim gerçekten yapmam gereken şeyler var. Malum artık bebek bende. Hazırlık yapmam lazım. Kalkalım mı? Kalkmayalım. Ayrıca bebek değil,
İso. Efendim? Can da gelecek. İso ile vedalaşmak istiyor. O yüzden bekleyelim. Oturun, oturun. Artık benim gerçekten gitmem gerekiyor. Müsaadenizle ben yeğenimi alıp... Çek elini. Ama Ayşegül... Hayır, çek elini ya. Ayşegül, bırak yeğeni. Çek elini diyorum. Ayşegül dedim, bırak. Şey. Ya bırak seni. Ayşegül, ne bırak, oluyor? Ya. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ama... Siz bir şöyle alın, bebeğe ama de dokunmayın. Sürmeyin elinizi bebeğe. Kariyerli, aklı başında... ...mükemmel... Dört dörtlük akraba ha. Verelim bebeği gitsin ya. Sen manavda patates mi satıyorsun Murat Efendi? Can ne diyorsun sen? Diyorum ki Mine Hanım gençliğinde yeni doğan bir bebeği kaçırıp satmak üzereyken suçüstü yakalanmış. Ne? Geberdirim seni be. Ayşegül dedim. Bırak. Ayşegül. İyi de benim yaptığım araştırmalarda... Eskiden evliymiş Mine Hanım. Soyadı farklı. Üstelik iki ismi var. Hangisi işine gelirse onu kullanıyor. Yani Murat, sen dedektifçilik oynarken Mine Hanım her şeyi ayarlamış. Bakın, bu dediklerinizle benim hiçbir ilgim yok. Ben gerçekten yeğenimi almak için buraya geldim. Tabii. Gerçekten bunları hiç anlamıyorum ben size. Bebek hırsızı! Dura bakalım! Biz, siz! Ayşegül, tamam. Ayşegül'cüğüm, tamam. Bırak dedim, ben yeğenimi alacağım. Yeğenimi sizden mutlaka alacağım. Bundan sonra benim aile işlerime sakın ola burnunu sokayım deme. Murat, yani sana nasıl teşekkür etsem, ne desem bilemiyorum. Normalde ben senelerdir tek başıma yaparım bu işleri ama niye böyle oldu anlamadım. Sen mi yapardın? Evet, küçükken babam göstermişti. Elim de yatkın ama bu sefer beceremedim işte. Evet, nedir durum? Berbat. Vallahi vanayı bir daha açarsanız orası patlar. Bu evin tesisatı ölmüş, çok eski. Komple değişmesi lazım. Ne diyorsun ya? Değiştirirken de elektrikler kesmemiz gerek. Kablolar da buradan geçiyordu. Duvarlar kıracağız. Sakat bir iş çıkmaz. Elektriği kesmemiz mi lazım? Elektrik kesilirse doğalgaz da kesilir. Doğalgaz kesilirse ISO üşür. Ay ne yapacağım şimdi? Çıldıracağım. Dur Ayşegül, dur. Sakin ol. Hallolur. Ne kadar sürer? Vallahi duvarları kıracağız. Aç boruları değiştireceğiz. Falan filan uzun iş yani. Nereden baksan 2-3 gün sürer. Ne? Vallahi yapabileceğim bu. Tamam o zaman. Siz yarın sabah erkenden başlayın. Tamam. Hadi Ayşegül. Burada kalacak haliniz yok herhalde. Al bebeğin de eşyalarını, bana gidiyoruz. İyi de ama... Gerekirse ben otelde kalırım. Siz bebekle nasıl rahat edecekseniz öyle yapalım. Uyudu mu? Uyudu çok şükür. Hadi sen de uyu istersen ha. Hazır bebek de uyumuşken. Ay yok Murat, biraz kafamı toplayayım. Ayşegül aç mısın? Ay bu da soru mu Murat? Ben her zaman açım. Vallahi ben de açım. Menemen yer misin? Ne diyorsun? Menemen. Evet. Ay deli misin? Ben 7/24 yerim menemen Murat. Dur otur o zaman sen. Biraz dinlen, ben hemen halledeyim şu işi. Ay dur, olur mu canım? Ben de yardım ederim. Adama bak ya.
misin ya? Koydun mu sen? Koydum, koydum. Güzel misin? Babaklar nerede? Burada. Hemen şu raftan. İso ağlıyor galiba. O zaman sen bebeğe bak, ben burayı hallederim. Kim bilir ne olacak işte durumu karışık. Ayşegül, bir şeye ihtiyacınız var mı? Bitiyor. İso'nun maması. Ay, yedeğini de almadım ki. Ay şimdi yeter de 3 saat sonra ne yapacağız? Ay aç bir İso. 1000 tane kaplana eşit. Bana çekti herhalde bu oyunu. Bir tutar mısın mamayı yapayım? Ben gidip alırım. Ay yok yok, ben giderim canım. Yok yok, sen bebekle kal. Ben gidip alırım. İyi, yalnız marketlerde yok, eczanelerde var. Böyle hatta her eczanede de yok. Ama buradakilerde vardır. Tamam, eczane. Murat. Bu arada onun adı İso. Hani böyle bebek bebek diyorsun ya, hani alınabilir ondan dedim. İso. Murat amca, bay bay, bay bay Murat amca. Efendim Ayşegül. Neredesin Murat? Şimdi gelmek üzereyim eve. Yalnız bir şey söyleyeceğim, o söylediğim mama gerçekten çok zor bulunuyormuş ama buldum. Biz Can'la evden çıktık, getirmene gerek yok. Evde tamir işi bitiyormuş. Ne? Ya öyle olmuş işte Murat. Can da sabah gitmiş, ustalar işi bitiriyormuş. Şimdi aldı, bize eve gidiyoruz. Bir dakika ya, yalnız bu evin yolu değil ki. Ayşegül bak, ben daha yeni konuştum ustalarla. Ne bitmesi ya, ne eve gitmesi? Yalan söylemiş sana. Bir saniye Murat, kapat sen, ben seni arayacağım. Kusura bakma, olur mu? Thank you.
Ayşegül neredesin sen? Murat, girebilir miyim? Gelsene. Can geldi işte, ustaların işi bitti falan dedi. Gerçek sandım ben de. Viso'yu da böyle tuttuğu gibi götürmeye kalktı. Handan da apar topar çağırınca arayamadım, ne olur kusura bakma. Ayşegül, Can'ın senin üzerinde böyle bir etkisi olması beni rahatsız ediyor. Can'ın benim üzerimde bir etkisi yok Murat. Peki bu yaptığı? Sabah tatsızlık çıkmasın diyeydi o. Ayrıca benim değil, İso'nun üstünde bir hakkı var onun. Ayşegül, sana bir teklifte bulunmuştum hani. İtalya'ya gelmen için. Murat, bu olanlardan sonra hem artık İso da var. Onu da getirirsin. Ben her şeye razıyım. Ben anlamadım. Ayşegül, İtalya'da üçümüz yeni bir hayata başlayabiliriz. Murat, şimdi hem ben hem Can... Ya ne Can'ı? Ayşegül hala mı Can? Ya hayır, yok, yanlış anladın. O yüzden demedim yani. Sonuçta İso ne olacak? Bence Can yeni bir aile kurmak üzereyken sizin gitmenize pek ses çıkarmaz. Ayşegül bak, beni yanlış anlama. Amacım seni üzmek değil. Neyse Murat, ben kalkayım, aklım zaten İso'da. Her şey için çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Kalbim darma duman.